Şu söylediğimi asla unutmayın sevgili dostlar. İnternette gördüğünüz hiçbir şeye körü körüne güvenmeyin. Okuduğunuz hiçbir tweet, gördüğünüz hiçbir haber, internette gördüğümüz her şey yalan diyebilirsiniz çok rahatlıkla. O yüzden iyice araştırın. Ondan sonra bilginin kaynağından emin olun. Ondan sonra inanın, inanmak istiyorsanız. Biz bundan birkaç hafta önce falan TikTok'la ilgili size aydınlatıcı video çektim bu kanalda. TikTok'un neler yaptığını, neler yapabildiğini, nelere sebep olduğunu ondan bahsettik. Şimdi bunun üzerinden aradan biraz zaman geçti. TikTok'ta bir takım değişiklikler oldu mu olmadı mı diye tekrar bir araştırma yaptım ben. TikTok'ta bir takım değişiklikler var. Şöyle ki TikTok eskisine göre çok daha faydalı, çok daha enteresan şeyler yapmış. Bir takım değişiklikler olmuş ortamlarda. Neler olmuş, neler bitmiş onları göstereceğim. Bir de abi deepfake'ler çıktı bu aralar. Farkında mısınız? Yüzleri canlandırma falan filan hikayesi çıktı. Onunla ilgili abi TikTok'ta Tom Cruise'un deepfake'i çıkmış. Gördünüz mü onu? Bak onu da göstereceğim. Enteresan mevzulara gidiyor olaylar. Neler değişmiş onlardan bahsedeceğiz. Şimdi abi 2020 yılında Amazon'da şöyle bir şey oldu. Dendi ki tüm çalışanlar makinalarından TikTok'u kaldıracak. Amazon çalışanlarına gönderdiği mailde bunu söylüyor. Çünkü TikTok'un bir kımıl zararlısı bir yazılım olduğunu söylüyor. Casus yazılım olduğunu söylüyor. Ve içinde işte telefonunuzdan bilgi tırtıkladığını söylüyor. Böyle enteresan mevzular var yani. İş ciddi, tehlikeli. TikTok bu daha evvelden bulunan güvenlik açıklarıyla bilmenlerle ilgili ıvır zıvır mevzularda %100 sonuç çıkaramadı. Çin'de mi tutuyorsunuz bütün verileri dediğinizde %100 kendinde savunamadı. Ama şu bir gerçek, bugün sunucularını ve verilerini Singapur'la Amerika'ya taşımış durumdalar. Arkadaşlar TikTok'a laf ediyoruz eyvallah da Zoom da bugün bütün sunucularını Singapur'da tutuyor baktığınız. Çin'de tuttuğu yerler de var ama Zoom daha kötü ona bakarsanız. O ayrı konu. Avrupa Birliği'nin halen daha üstünde yaptığı yaptırımlar bilmem neler var. Onlar nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek onu da bilmiyoruz. Daha bakıyoruz onlara, devam ediyoruz. O zaman gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi TikTok zaten bizim gizli bilgilerimizi alıyor, aldığı şeyleri falan söylemiştim. Enteresan bildiğim şeyler, Türkiye'deki internet kullanıcıların %6'sı sadece TikTok kullanmıyor arkadaşlar. Bu enteresan bir bilgi. Sadece %6'sı. Hani bunlardan biri benim ama bayağı ciddi bir rakam yani bu. Ve yaş olarak da arkadaşlar 34 yaş altına hitap ediyor. Böyle bir şey çıkmış ortaya. Şimdi TikTok'ta bu kadar arkasından tatava yapıldığı için şey yapmış en son. Biz kullanıcıların gizliliğine çok önem veriyoruz falan deyip işte personalized adlerin yani kişiselleştirilmiş reklamların falan kapatılması. Şu olay var ya, buradan kapatabilme özelliğini falan getirmişler. Privacy ile ilgili ayarlar, özel ayarlar yapmanıza izin vermişler. Private account'a yapmanıza veya işte account'unuzu başkalarına önerip önermeyeceğini ayarlayabilmenize vesaireye sağlamışlar. Bir takım iyileştirmeler yapılmış. Artı şöyle bir güzellik gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesini hatırlarsanız şöyle diyorduk. Two factor authentication yoktu. Bu olay gelmiş işte e-mail ve SMS üzerinden. Bunu yaptığınızda da size ister e-mail'le ister SMS'le hesabınızın düzenlenmesini, korunmasını, login açısından korunmasını sağlayabilen teknolojileri eklemiş TikTok. Bunlar güzel şeyler. Bunlar faydalı şeyler. Bunlar iyi yönde atılan adımlar. Ama bu halen daha uygulamanın arkada neleri topladığı veya mesela mesajlaşmanın hiçbir şekilde encrypted olup olmadığı mevzusunla ilgili bir gelişim söz konusu bile değil arkadaşlar. En büyük problem de şu arkadaşlar. Bu kadar çok kullanılan bir sosyal medyada gerçek dışı bilgi paylaşımının olma olasılığının çok olması. Yani yalan haber yaymak için TikTok'u çok kullanıyorlar. Bununla ilgili bir şey göstereceğim size. Arkadaşlar 300 bin video kaldırılmış geçen seçimle ilgili TikTok'tan. Bu Facebook'ta Instagram'ın toplamından daha fazla yalan haber. Sadece Amerikan seçimleriyle ilgili yanlış haber barındıran 347 bin video kaldırılmış. Arkadaşlar bunun kaldırılabilmesi için oraya konulması gerekiyor değil mi? Yani 1000 IQ. Adamlar bunun için kullanıyorlar arkadaşlar orayı. Haberiniz olsun. Bu iş için kullanılıyor ağır bir şekilde TikTok'ta. Öyle bir sıkıntı var. Sizin seçimde vereceğiniz oylarla ilgili bilgilerin yönlendirilmesi, değiştirilmesi vesaire. Ciddi mevzular, tehlikeli mevzular arkadaşlar. Bunlara ne olursa olsun müsait bir platform. Bunun dışında 51 bin video COVID-19 ile ilgili, korona ile ilgili 51 bin video kaldırılmış. Maşallah. Genel olarak bu tarz kendi community guideline'larını yani
yani topluluk anlaşmalarını bozan 89 milyon videoyu kaldırmış. Bundan evvel etrafta insanlar ses çıkarmazdan önce bu videoların hiçbirisi doğru dürüst bir şekilde TikTok'tan kaldırılmıyordu arkadaşlar. Yani insanların bilinçlenerek çıkardıkları ses var ya, bugün bahsettiğim YouTube videosunda geçen hafta konuştuğumuz konuda, o sesin sonucu işte. O yüzden de böylelikle insanlar daha çok ses çıkardıkça firmalar bir şekilde buna adapte olmak durumunda olacak dostlarım. Yani siz sesinizi çıkarttıkça işler daha iyi noktaya gelecek. Siz sesinizi, biz sesimizi ortaklaşa çıkardıkça bu firmalar bir takım şeyleri uygulamak zorunda kalacaklar. Siz TikTok kullanabilirsiniz. Kastettiğim bugün gidip TikTok kullanıp hemen install edip onunla yürümeyin yolunuza canım. Ondan bahsetmiyorum. Ama hani siz kullanmayı tercih edebilirsiniz. TikTok'ta artık bununla ilgili adım atmak zorunda hissediyor kendini. Bu topluluğun sesinden dolayı. İlla kullanın diye bir şey söylemiyorum. Ha, orada ünlü olmak, bilmem ne olmak, kalitesizlikle ünlü olmak falan mevzularına bakacağız. Bir de bu ünü hak eden ve yalan haber konusunda profesyonel bir takım yaklaşımlar var. Ondan söz etmek istiyorum size. Arkadaşlar, Tom Cruise'un deepfake videoları çıktı TikTok'ta. Şundan bahsediyorum bak. What's up TikTok? You guys cool if I play some sports? I'm gonna show you some magic. So no, Mr. Gorbachev, I'm not. Dostlar, izlediğiniz her şey arkasında Ume denen bir adam var. Adam zaten Tom Cruise'un taklitçisi. Benzediği falan yok bana göre de. Bunun üstünde deepfake'le bir video yapıyor adam. Ve adam kendi yüzüne deepfake'le Tom Cruise'un yüzünü koyuyor. Tamam mı? Deepfake teknolojisiyle. Şimdi bir şey göstereceğim. Soldaki adam gerçek olan, sağdaki Tom Cruise. Bak ne kadar uzun sürüyor. Şurada belli oluyor bak. Görüyor musunuz? Bak bak şimdi. Yakaya dikkat edin, tamam mı? Bak şu anda o görüntü üstünde. Bak burada zaten belli mesela, tamam mı? Bu frame acayip net, burada değil. Aradaki farklar bariz belli. Varmak istediğim nokta ne biliyor musunuz sevgili dostlar? Bir fotoğrafın şoplandığını anlayabiliyor muyuz? Hepimiz anlayabiliyoruz. Deepfake'den korkmamıza gerektirecek bir durum yok arkadaşlar. Bir videonun deepfake olup olmadığını artık anlamak çok daha kolay. Zamanla bununla ilgili yöntemler, çeşitler, çözümler daha da yayılacak, daha da popülerleşecek. Ve biz daha kolaylıkla bir şeylerin deepfake olup olmadığını anlayacağız. Bu adam, Ume denilen adam 2,5 ay uğraşmış arkadaşlar iyi bir metotla bu deepfake'leri gerçekleştirebilmek için. Onun için böyle bir refleks geliştireceğiz. Nasıl photoshoplanmış videoları, fotoğrafları anlayabiliyorsa deepfake'leri de anlayacak bir refleks geliştireceğiz. O yüzden de bu konuda korkulacak bir sıkıntı yok. Rahat olun. Hiç öyle panikleyeceğiniz bir durum yok. Şu söylediğimi asla unutmayın sevgili dostlar. İnternette gördüğünüz hiçbir şeye körü körüne güvenmeyin. Okuduğunuz hiçbir tweet, gördüğünüz hiçbir haber, İnternette gördüğümüz her şey yalan diyebilirsiniz çok rahatlıkla. O yüzden iyice araştırın. Ondan sonra bilginin kaynağından emin olun. Ondan sonra inanın, inanmak istiyorsanız. Arkadaşlar mesela internette bulduğunuz o TikTok içerisindeki filtreler, işte efendime söyleyeyim Instagram filtreleri, bunların hepsi sizin daha sonrasında insanların geliştirebilmesi için kullanılacakları teknolojiler için bir beta testerlık yapıyorsunuz aslında siz. İnternet de böyle çıkmıştı ilk başlarda. İnternet askeri bir proje olarak çıkmıştı. Mükemmelleşmesi için halka açtılar. Deep Web de bu şekilde çıkmıştı. Deep Web'de de ajanları saklayabilmek için halka açtılar. Herkes kullansın istediler. Burada da deepfake vesaire teknolojilerinde de bu iş buna doğru gidiyor. Sesin taklit edilmesi daha ciddi bir problem dostlar. Telefonda yüzünü görmediğiniz bir adamın karşısında duyduğunuz ses sizin için en büyük kimlik denetimi unsurlarından bir tanesi. Ve sesin %100 taklit edilmesi çok daha büyük bir problem. O yüzden de oradaki deepfake'ten ben daha endişe ediyorum, açık konuşmak gerekirse. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. TikTok'ta da bir takım gelişmeler var. Daha iyi noktalara gidiyor. Onlar da adım atıyorlar. Adım atmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Daha hala eksikleri var. Hangi bilgileri nasıl monetize ettikleri, yani bizden toplanan hangi verilerle ne paralar kazandıklarını hala bilmiyoruz. O yüzden ben hala TikTok kullanmazdım. Ama siz kullanmak istiyorsanız da saygım var. Hiçbir lafım yok. Ben kapatmazdım TikTok'u. Çünkü onların yaptıklarından, hatalarından da biz ders alıyoruz. Böyle bir dünya var yani. Bunu unutmamak lazım. Mevzu bu. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Biz yayındayız sevgili YouTube'cum. Gelirsen bekleriz. Abone olun bu arada. Şşş, bana bak. Abone olun lan. Gidin şu YouTube'a abone olun. Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza gösterin. Bak yeter. 100 bin olunca ev vlogu. Hadi bakayım. Abone olun oğlum.